Almanya'da askeri ücrete zam gelmiş. Şimdi askeri ücret Almanya'da aylık değil Türkiye gibi. Burada askeri ücret denilen ücret cetveli çizelgesi saat ücreti olarak burada hesaplanıyor. Burada insan aylık hani bir ay çalıştım günde 10 saat, günde 15 saat çalıştım falan filan böyle yapmazlar. Burada günde 8 saat çalıştım, 5 saat çalıştım. Saat ücretini yazarsın. Yani saatini yazarsın. Saat üzerinden ücretini alırsın. Burada böyle saat ücretine zam gelir. Bir saat ücretine Almanya'da 15 sent zam yapmışlar. Tebrik etmek gerekir. Yani neden yaptılar bilmiyorum. Gerek var mıydı? O da belli değil. Kafayı yemiş bunlar. Manyak galiba. 15 sent saat ücretine zam mı olur yani? Şimdi düşünüyorum da bir saat 15 sent hani zamlı olduğuna göre ayda Almanya'da 150 ile 160 saat arası çalışır burada işçiler. 150 saat çalıştığını hesap ederseniz 15 sentten 100 saatin 15 euro yapıyor. 50 saatinde 7,5, 22,5 euro. Hani aylık zam gelmiş. Çok tebrik ederiz. Bayağı bir zam yapmışlar. Teşekkürler. Büyük bir zam gerçekten. Türkiye'de hani TL'ye kıyaslarsanız belki çok gibi gözükebilir ama 22,5 euro Almanya'da komik bir şey. Ne gerek vardı yani, niye yaptınız? Ama Almanlar sanki koyun. Yani koyun, bu millet koyun yani, Türkiye gibi değil. Böyle hani komik şeylerde kalkıp sokağa, hükümete istifa veyahut da yani sokakları doldurup taşırıp da yürüyüş yapmıyorlar veyahut da isyan etmiyorlar. Böyle topluluğu hani galyana getirip de bir hareketlilik yapmıyorlar ya. Almanya böyle ya, kuzu gibi. Bak Fransa öyle değil. Hemen böyle devlette bir beğenilmedik bir yasa veya da herhangi bir şey olduğu zaman ne yapıyor onlar? Sokaklara dökülüyor. Sarı yelekliler var biliyorsunuz. Yakıp yıkıyor her şeyi. Ama Almanya'nın halkı kuzu gibi kardeş. Kafasına vur, elinden ekmeğini al der gibicesine yani. Böyle hiç sokağa çıkmazlar. Mesela Almanya'da her caddede, her diyelim köylerin giriş çıkışlarında, burada köy dediğiniz Türkiye'de hesaplayın. Böyle 10 kilometre, 20 kilometre hani kilometreyi bazı kişiler bilmiyor. Saat üzerinden vereyim. Bir köyünle bir köyün arası yürüyerek 15 dakika sayın yani. Burada 15 dakika, en fazla 20 dakikaya geçmez. 10 dakika, 10 dakika, 10 dakika. 10 dakika yürüsün bir köy gelir. 10 dakika yürüsün başka köy gelir. 10 dakika yürüsün başka köy gelir. Burada hep böyledir. Böyle dağınık bir ülke, şehir, köy böyle. Şimdi diyelim her köyün girişinde bir radar vardır, çıkışında radar vardır. Her caddede seyyar radarlar, mobil böyle telefonlu radarlar, uzaktan lazerli radarlar var 500 metreden her şeyini çeken. Yani ayda iki kere, üç kere böyle radara kesin girersin. Bu radarlarda öyle hassas yerlere koyarlar ki böyle 30'luk adım hızı falan, 10'luk, 5'lik yerlere, böyle çok hafif yerlere koyarlar, 50'lik yollara. Sen orada o kadar rahat, o kadar güzel yolu görünce 30'la hayatta gidemezsin. 40, 50, 60 gidersin. Anında seni radar çeker, 50 euro, 60 euro, 80 euro cezayı ödersin. İki kere ceza gelsin 160 euro. Bunu seve 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 İçinden ne kadar isyan etsin de dışından hayatta isyan edemezsin. Almanya'da hiçbir isyan eden görmedim ya. Bir insan da demiyor ki devlet milleti soyuyor, halkı soyuyor. Neden böyle yapıyor? Bu pahalı, bu gereksiz. Bunu devletin kassasına gidiyor. Devlet hırsız, devlet dolandırıcı, devlet şöyle. Hayatta böyle diyemiyor ya. Mesela bir köyde bir dandik bir yol var. Bozuk, dökük, böyle çukurlar. 1 kilometre, 2 kilometre o yolu adam 6 ayda yapıyor mesela. 1 kilometre yolu. Adam Türkiye'de 6 ayda veyahut da 1 ayda adam Türkiye'de 100 kilometre yol yapıyor bir ayda ya. 200 kilometre yol yapıyor. Mesela burada bir köyden bir köye gitmek için tek yol vardı. Başka yan yol yoktu. Tek yoldu. Her gün 10 kilometre, 15 kilometre kuyruk oluşuyordu iş çıkışında. Her gün bu yoldaki o trafiği 10 sene çektik. Her yere yazılar yazdılar en sonunda. Bu trafikten kurtulalım, kurtulalım diye 10 sene sonra 2 kilometre köyün dışından yol yaptılar. Bak 2 değil de 3,5 vardır arkadaşlar. Net olursa 3,5 kilometredir. 5 değildir ama 3,5 kilometre diyelim. O 3,5 kilometreyi 4 senede yaptılar ya. 4 senede komik ya. Resmen o inşaatı gördükçe, oradan geçtikçe sinirlerimiz bozuluyordu. Ben diyordum ki ne, bak Türkiye'den gelmişim. Diyordum ki ne, ya her gün gelsem orada bir saat kazma kürek çalışsam baya bir yol kat ederim. Ben yaparım diyordum. Almanlar hiç ağzını açmıyorlar ya. Kuzu gibiler ya. Düşün ya, 15 sent zam gelmiş saat ücretine, aylık 22,5 euro yapıyor. Türkiye'de 2.350
TL olan asgari ücrete 500 TL'ye geldi. Ona bile aslınıyor insanlar. Neredeyse ayaklanacaklar. İlk yeni olduğu için ses çıkarmıyorlar. 3-5 ay sonra o da çok az gelecek. Her şey zam geldiği için ayaklanacaklar. Zorlarına gidecek. Yetmiyor diyecekler. En az 4000 lira maaş olması lazım. 3,5 diyecekler ama şu an birden 500 TL biraz yani çok değil, az değil. Tatlı da orta derecede geldi. Yani Almanya'da 22,5 euro ne demek ya? Komik ya. Adamlar da manyak. Asgari ücrete Almanya'da zam geldi. 15 sent saat ücreti. 150 saat çalışan 22, 25 euro olsun ya. Hadi 25 euro. Komik değil mi arkadaşlar? Zam aldık yani. 25 euro. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.